Tabii ki gelinim itiraz edecek. Çünkü aldı tatlıyı eline çatalla. Bu kek gibi olmuş. Elime alayım yiyeyim der gibi konuştu. Gelinim de maalesef zoruna gidince o da çıkıştı. Ha, anladım. Tamam. Daha evvel de yapılmıştı bizde bu tatlı. Pufidik pufidik. Gözünü kapat. Peçeteyi tutabilirsin şu şekilde. Yok. Teşekkür ederim. Yenmeye çalışıyorum dedi zaten. Böyle kapat, böyle sessizce al. Yenmeye çalışıyorum. Kendimle mücadele evet, ediyorum. Evet yani evet. Etmiyorum değil. İnşallah. Çünkü İnşallah yenersiniz. Bu Uğur'da verdiğiniz mücadeleye saygı duyuyoruz. Destekçinizdir. Teşekkür ederim. Yanınızdayız. İnşallah. Tabii hayatınızda iki gün daha olacağız en fazla ama evet. Bundan sonra inşallah bir gün haberiniz gelir. Şenay Hanım muz yemeye başladı diye ya da sizin balık yediğinizi. Bildiririm. Ya da bizim bir hanımefendinin tuzu bıraktığını duymayı çok isteriz. Yok, muzu yiyemem de yani ortama girerim. Şey yaparım. Muz orta, ama... Muzlu ortamlara girerim. Yani. Şimdi. Lütfen kendinizi kötü hissettiğiniz noktada. Bakın muzsuz bir sürü yeri var. Şu alttaki evet. Şeyden alsanız yeterlidir. Zaten tatlının kıvamı, işte kreması, şu su, bu su altında üstünde ziyadesiyle var. Muzu ortasında bir şey koymuş. Şöyle buyurun. Muzu saran bir tabak olduğu için rahatlıkla şuralarından tadabilirsiniz. Puan vermeniz için yeterli olacaktır değil mi? Senin de için rahat aynen olsun. Öyle. Hak geçmesin. Ama muzuyla beraber diğerleri için söylüyorum. Siz yiyemiyorsunuz ama muzuyla beraber yerseniz gerçekten daha lezzetli. Muz tadı bu kremaya çok yakışıyor. Kremasında yok değil mi? Yok, kremasında yok. Sadece yok. Arasında muz var. Kremasında da muz vardı ama yediniz. Bakın hiçbir şey olmadı. Alırdım. Yok yok, kremasında muz yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İstersen alsın önünüzden. Tamam mı? Tamam. Afiyet olsun. Hah, iyi misiniz? İyiyim. Evet, süper. Geçti, yok bir şey. Bakmamaya çalıştım etrafıma, görmemeye çalıştım. Hatta benimkinin şeyini tabağını bile çevirdim. Sadece kremasına şeyinden alayım diye pudinginden. Tadı güzeldi, pudingin yerindeydi, kıvamı da yerindeydi. Ama gerisini bilemiyorum. Yiyemediğim için bir şey diyemiyorum. Yediniz mi tatlılardan sizler hanımlar? Özlem Hanım ve Seyda Hanım. Konuşmak isterse buyursun. Tatlı ile ilgili kim yorum yapmak ister ilk? Tatlıyı beğendim. Afiyet olsun. Üstüne biraz çikolata sosu da olsa olurdu yani bunun. Kimileri koyuyor. Tercih meselesi. Yani de muz olduğu için üçünü bir arada çok tatlarını karıştırmak istemedim. Yok, çok az böyle şerit gibi. Görsel olarak belki olabilir yani. Ama çok Hindistan cevizi var ya. Olsun. Hindistan cevizi olsa üstüne böyle şerit gibi yapılıyor ya. Bu şekilde yapabilirdi. Ama Hindistan daha cevizi olduğu için. Daha güzel yakışırdı. Daha da güzel olurdu. Görüntü olarak, sunum olarak da çok güzel olurdu öyle. Evet, siz beğendiniz Özlem Hanım. Ben de beğendim, çok güzel olmuş. Ayfer Hanım. Sağlık. Ben de beğendim. Ve en merak edilen yorum Şenay Hanım'dan gelecek. Nasıldı? Ben kremasını beğendim kızım. Evet, güzel tutturmuşsun kreması evet. Falan. Gayet güzel, çok yumuşacık. Puf puf. Her şey yerinde. Şekeri, kremasının kıvamı, Hindistan cevizi, böyle rengi, şekli, sunumu, tadı, evet. Muzu. Gayet güzeldi. Evet, haftanın ortasında geldik Yasemin için. Puan zamanına buyurun açık oylamadayız. Yemeklerim bence gayet güzel oldu. Bence herkes beğendi ama yüksek puanla kalanlar büyük küçük puan vermek için sırf işte basit olmamış gibi şeyler söylediler. Nasıl kadın budu? Ana yemek olmaz. Onu hala düşünüyorum. Ben hepsinden memnunum. Zuhal Hanım da hepsini beğendi. En az 8-9 puanları bekliyorum çünkü yani kötü hiçbir şey duymadım neredeyse. O yüzden yüksek puan bekliyorum. Evet hanımlar, haftanın ortasında bugün Yasemin yarıştı, onun yemeklerini yedik. Ve şimdi de ona puan vereceksiniz. Buyursunlar, tahtalarınızı alınız lütfen elinize düşünerek. Evet. Ben bir kısa konuşabilir miyim? Tabii. Yani şu şekilde söylemek istiyorum. Yemekleri zorluk kolaylık derecesine göre değil de lezzetine göre değerlendirirseniz çok sevinirim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında ben kolay olduğunu da düşünmüyorum. Bence kolay da değil. Kadın bulduğu için söylüyorum. Onunla alakalı bir eleştiri geldi. Çok kolay olduğunu da düşünmüyorum çünkü çok aşamalı ve vakit alıyor. Biz de burada belli bir vakit içerisinde ona bakarsan kaç kat börek açmışsın yani. O da mesela zor bir şey. Elemeği yani onu da söylemek lazım. Aynen, elemeği yüksek olan şey. 30 kat falan bir şey börek vardı orada. Adil olmanızı rica ediyorum. Evet, ben bunu dün de belirttim. Hakkaniyetli puanlar, beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri terazinin koyarak, tartarak, biçerek, ölçerek lütfen puanlar verin. İlk iki gün kullandığınız puanları bir daha kullanamıyorsunuz söylüyorum. Buyursunlar, şimdi Yasemin için puan yazabilirsiniz. Sen hiç o tarafa bakma. Evet, herkes puanı yazdı mı?
Puandan emin olmayan varsa lütfen bunu her gün hatırlatıyorum, değiştirebilir. Şu anda değiştirme şansınız var ama sonrasında yok. Herkes emin mi puanından? Peki o halde ilk olarak Özden Hanım'ın puanını görerek başlayacağız. Buyurun Özden Hanım, açın ve söyleyin lütfen. 8. 8. Teşekkür ederim. Teşekkür, bravo. Vallahi sizi tebrik ederim. 6, 7, 8. Evet, gerçekten. İşte görmek istediğiniz puanlar bunlar. Gerçekten. Fark olacak tabii ki. Evet. Tabii ki birileri daha güzel yapacak, kimileri yapamayacak. Sizi tebrik ediyorum. 6 pişmemesine rağmen orada bir el emeği var. Evet, 30 kat açtım. Gerçekten evet, tam 30 kat açtım. Alkışlar size. Bakalım Şenay Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun şimdi puanınızı görebiliriz. 7. 7. Yani birazcık daha sanki yüksek olabilirdi. Muzlu tatlıdan mı kırdınız? Ne yaptınız? Bence pardon, belki 8-9 olabilirdi ya. 7 kullanmadı mı? 7. Yok, 5 ve 6'sını kullandı. Öyle mi, pardon? İlk gün 5, ikinci gün 6 verdi. Dün 6 verdi. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yani kadımızın şeyini ben şey yaptım. Tamam, çok teşekkür ederim. El emeğine verdim. Tamam, teşekkür yani ben ederiz. Yine söyleyeyim, gerçekten kadın bulduğu bence ana yemektir. Ama yine de çok teşekkür araştıracağım ediyorum. Araştıracağım ben onu. Kötü bir puan değil, çok teşekkür ederim. Araştıracağım diyor da. Araştır. Evet, bakalım Ayfer Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Ayfer Hanım, açın ve gösterin lütfen. Ve söyleyin. Benim puanım 6. 6. 6 biraz düşük değil. Bana da düşük geldi ya. Yani beğendiniz de gerçekten. Çorbamı böreğinizin beğendim. 6. Sadece böreğim. Kızarmamıştı. Köftenizin tadı. Tadı gayet güzeldi. Var mıydı? Köftenin tadı çok güzeldi. Şey, ekşimsi geldi bana, sosu. Ama domates sos yazdan yapılır ki özellikle ben o şekilde koydum. Şimdi de koyabilirdim. Çok bir lezzet vermezdi. Bak domates, ben söylemedim sofrada ana yemekle ilgili. Yorum. Ben bazı yemeklerle ilgili yorumu söylemiyorum. Sona bırakıyorum veya hiç söylemiyorum. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Yumuşaktı biraz sosundan dolayı. Yumuşaklığı. Için, evet. Evet ama lezzeti çok güzeldi gerçekten. Afiyet, şeker. Yani, teşekkür ederiz size. Evet biraz düşük, oldu ama. Gerçekten düşük oldu şu an. Evet. Kendi geliniz yüksek puanlar aldığı için mi acaba? Bir onu riske atmamak için mi? Hayır, ne alakası var, yok. Yani kendinizin lezzetine tadına yani tahmin etmiştim zaten böyle bir şey olacağını. Öyle kısa kısa yapmıyorum ben asla. O zaman 6 değildi diyeyim. En azından diğer bayanlar bana gayet yüksek puanlar verdi. 6 da çok teşekkür ederim. Bir puan değil yani. 6 da iyi. Benim için az. Yani benim uğraştığım, emek verdiğim şeyler için gerçekten az verdiniz. Bu kadar değildi. 6 o kadar düşük değildi. Niye bize vermedin 5 o zaman? Senin yemeklerinde lezzet hiç bulamadım da o yüzden. Ben de sana bulamadım da ondan. Yani şu an bulamadın. Yaptıkların çok büyük bir haksızlık oldu. İşte bak kendiniz giriyorsunuz araya. Konuşunca da diyorsunuz ki sen şöyle yapıyorsun. Yani yaptığın şeye şok oldum. Niye şok oluyorsunuz? Hanımefendi herkes kendinden sorulur. Size ne? Yani ne demek size ne? Sizin yani bana karşı bir şeyiniz var herhalde. Şu an çok büyük haksızlık yaptık. Hayır, hiç değil. Bence haksızlık. Bende en büyük bir şok etkisi. Siz yapıyorsunuz. Buzdolabına girip çıkmış gibi oldum şu an. Bana da bir titreme gelmedi değil. Evet, Sedef Hanım'dan gelecek son. Sizi saygıya davet ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben çok saygı, beni şok ettin o yüzden. Buyurun Sedef Hanım, siz de açın ve söyleyin yüksek sesle. Buyurun. 8 puan. 8. Çok teşekkür ederim. Teşekkür yani ederim. En az almam gereken puan 8'di diye düşünüyorum zaten. 8-9'ları bekliyordum. Ortalama istediğim puanları aldım. Sadece hanımefendi biraz... Ama gerçekten de hani Ayfer Hanım'ın puanı düşük ama yani güzel puanları aldın. Şimdi ben sana puan vereceğim. Bir puan da benden alacaksın. Yani bir puan da derken bir almayacaksın da tabii, yanlış anlaşılmasın. Evet, yarın kim geliyor bakalım evimize? Benim. Evet, Şenay Hanım'ı misafir edeceğiz geliniyle beraber. Benim. Şu muzu da inlemesine, boylamasına konuşuruz. Afiyet olsun hanımlar, eline emeğine yarın sağlık. Yarın bir şey yap, sürpriz yap, muzlu pasta yap. Hayatta yapamam. Yasemin'cim, eline emeğine sağlık. Yemeklerin gerçekten çok lezizdi. Hepsini çok beğendim. Onun için sana puanım 9. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.